Ukrayna savaşıyla artan nükleer gerilimde yeni hamleler değerlendiriliyor. Rusya sınırındaki Finlandiya'nın NATO üyesi olması halinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait nükleer silahlara ev sahipliği yapması masada. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaşananları 1962'deki Küba krizine benzetti. NATO ve Rusya'nın eş zamanlı tatbikatlarla verdiği gözdağı tansiyonu düşürmeye yeterli olmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e göre nükleer silahların kullanılma tehlikesi her zaman var. Dünya diken üstünde. NATO kanadında nükleer caydırıcılık adına yeni hamleler değerlendiriliyor. Seçeneklerden biri ittifaka üye olmak için onay bekleyen Finlandiya. Rusya ile yaklaşık 1300 kilometrelik kara sınırı olan Finlandiya'ya nükleer silah yerleştirilebilir. Finbasın'a göre Helsinki hükümeti Temmuz ayında ittifakı üyeliğin onaylanması halinde kolektif savunmayla ilgili hiçbir kısıtlamaya da ayrıcalık talep etmeyeceğini belirtti. Yani gerekirse NATO'nun nükleer silahlarına ev sahipliği yapmaya prensipte de evet dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da 100 ila 150 nükleer silahı olduğu sanılıyor. Bunlar Türkiye, Belçika, Almanya, İtalya ve Hollanda'da bulunuyor. Soğuk Savaş döneminde Avrupa'ya yerleştirilen nükleer silahlar artık etkisiz olduğu için modernize edilmeleri gerekiyordu. Süreç hızlandırılacak. Amerika Birleşik Devletleri B61-12 tipi yeni nükleer bombaları ilkbahar yerine Aralık ayında Avrupa'daki NATO üslerine konuşlandıracak. Kıta'da İngiltere ve Fransa'nın kendi nükleer cephaneliği var. Son olarak Polonya'da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak Washington şimdilik buna sıcak bakmıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Savaşı ile birlikte patlak veren nükleer gerilimi 1962 yılındaki Küba füze krizine benzetti. Kriz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye, Sovyetler Birliği'nin de Küba'ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesiyle başlamıştı. Lavrov, dünyayı yok oluşun eşiğine getiren o krizin dönemin Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği liderleri Kennedy ve Khrushchev'in inisiyatifiyle önlendiğini hatırlattı. Ancak bugün Washington'dan aynı tavrı görmediklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri nükleer caydırıcılığını Asya Pasifik'te de göstermek istiyor. Avustralya'ya nükleer kapasiteli B-2 tipi bombardıman uçakları konuşlandırılabilir. Uzmanlara göre bu plan Çin'e uyarı niteliği taşıyor.